Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimize arkadaşlar kondisyonel Sätze'nin ikincisiyle devam ediyoruz. Hazırsanız dersimiz başlasın. Arkadaşlar, bu konunun alt başlığı olarak Connector Hauptsatz, yani ana cümle olarak incelediğimizde, bakın onun da alt başlıkları var. Sonst, andernfalls gibi. Bunları şimdi bir inceleyelim. Onun haricinde tabii başka başka yapılar da var. Şimdi sonst, aksi takdirde ya da işte andernfalls, bunlar gene aksi takdirde anlamına geliyor. Zaten cümle içerisinde tam anlamı ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Bakalım ne diyor ilk cümlemiz? Die Wirtschaftsspezialisten müssen umdenken, sonst werden die Menschen keinen Ausweg mehr finden, diyor. Öncelikle bir anlamlandıralım. Die Wirtschaftsspezialisten arkadaşlar, Spezialist neydi? Uzman demekti. Wirtschaft, bu da ekonomi ya da iş uzmanları, ekonomi uzmanları şeklinde de çevrilebilir. Umdenken, farklı düşünmeliler, yani düşündüklerinden vazgeçmeliler anlamına geliyor. Sonst, aksi takdirde, wenn die Menschen keinen Ausweg mehr finden, çıkış yolu bulamayacak insanlar. Yani ekonomistler değil mi? Ya da işte iş uzmanları farklı şekilde düşünmeliler. Yoksa insanlar demek ki çıkış yolu bulamayacaklar demiş oluyor bu cümle. Burada arkadaşlar sonst, aksi takdirde anlamına geliyor. Şimdi biz sonst yerine demek ki andernfalls yapısını da kurabiliriz. Bu durumda bakın bütün öğeler yerli yerinde duruyor ve ben ne yapmış oluyorum? Andernfalls ile aynı anlamı vermiş oluyorum. Bu durumda die Wirtschaftsspezialisten müssen umdenken, andernfalls werden die Menschen keinen Ausweg mehr finden demiş oluyoruz. Bakın burada demek ki sonst ve andernfalls ne oldu? İki cümleyi bir araya getirmiş oldu değil mi? Bir bağlantı noktasında demek ki sonst ve andernfalls yapıları demek ki aksi takdirde anlamına geliyormuş ve her ikisi de aynı anlamdaymış. Preposition olarak ele aldığımızda arkadaşlar, şimdi burada bei plus datif, yani bei datiflik ile andığımızda ne oluyormuş ona bir bakalım. Bei hoher Temperatur erfordern Heizkessel intensive Verbrennung. Öncelikle bir anlamlandıralım arkadaşlar. Bakın die Temperatur ne oluyor? Bei hoher Temperatur, yani sıcaklık, yüksek sıcaklıkta demek ki bei hoher Temperatur. Hoch neydi? Yüksek demekti. Daha yüksek dediğimizde ne diyorduk? Höher değil mi? Ama daha yüksek dediğimizde bei hoher Temperatur değil mi? Erfordern Heizkessel. Heizkessel kazan demek arkadaşlar. Intensive Verbrennung, yoğun yanma. Dolayısıyla yüksek sıcaklıkta kazanlar ne yapıyor arkadaşlar? Yoğun yanma istemektedir, gerektirmektedir demeye getiriyor bu cümle. Öyle değil mi? Şimdi arkadaşlar buradaki bei hoher Temperatur yapısını bei datif dedik. Bakın burada im Falle ola ki anlamına geliyor. Bakın bunların hepsi gene aynı anlamda. Bu sefer genitiflik gerekiyor. Bu durumda ne olacak? Bakın im Falle hoher Temperatur erfordern Heizkessel intensive Verbrennung. Bakın gene aynı anlamda. Ne yapmış oldum sadece? Ola ki işte ne diyebiliriz? Yüksek sıcaklık olursa diyecek olursak demek ki im Falle hoher Temperatur erfordern Heizkessel intensive Verbrennung. Bakın gene aynı anlamı ne yapmış oluyor? Korunmuş oluyor. Ohne plus akkusative baktığımızda arkadaşlar, demek ki ohne neyi gerektiriyormuş? Akkusative gerektiriyormuş. Ne diyor? Ohne regelmäßiges Deutschlernen kann man seine Sprachkenntnisse nicht verbessern. Bir Almanca öğretmeni olarak kesinlikle bunun altına imza atarım. Ne diyor? Ohne regelmäßiges Deutschlernen, düzenli bir Almanca öğrenme olmaksızın, kann man seine Sprachkenntnisse nicht verbessern, dil yetilerini, becerilerini ne yapamazsınız? İlerletemezsiniz, daha iyi hale getiremezsiniz. Yani bu cümle ne diyor? Bol bol etüt yapacağız, bol bol
çalışma yapmamız gerekiyor ki, değil mi? Bu var olan Almancamızı, değil mi? Dil yeteneğimizi ne yapalım? Ya da dil bilgisi, kenntnis, çünkü bilgi anlamında arkadaşlar. Sprachkenntnis, yani lisan bilgisi olarak da düşünebiliriz. Daha öteye taşımak anlamında ya da verbessern neydi? İyileştirmek anlamındaydı. Dolayısıyla düzenli bir Almanca öğrenme olmaksızın derken, demek ki burada ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Akkusatif ile anıyoruz. Bu durumda ohne regelmäßiges Deutsch lernen kann man seine Sprachkenntnisse nicht verbessern demiş oluyoruz. Je nach yapısına baktığımızda arkadaşlar, bu da datifi gerektiriyor. Neymiş, bir bakalım cümlemize. Je nach dem Bedarf der Zielgruppe werden wir eine neue Initiative vorlegen. Ne diyor cümlemize arkadaşlar? Bedarf, talep anlamında arkadaşlar. Talep demek ki bedarf. Zielgruppe, hedef grup. Demek ki hedef grubun talebi doğrultusunda diyecek olursak, bakın, je nach demek ki böyle bir anlamı ne yapmış oluyor? Böyle bir anlamı altını çizmiş oluyor, değil mi? Dolayısıyla je nach dem Bedarf der Zielgruppe werden wir eine neue Initiative vorlegen. Ne yapacağız? Yeni bir inisiyatif oluşturacağız demeye getiriyor, değil mi? Yeni bir inisiyatifi sunuyor olacağız gibi, değil mi? Zaten işte 3 aşağı 5 yukarı gene aynı anlama gelmiş oluyor, işte sunmak. Tabii birebir vorlegen, sunmak demek, ancak inisiyatif oluşturacağız şeklinde güzel Türkçe'yi çevirmiş oluyoruz, değil mi arkadaşlar? Demek ki hedef grubunun talebi doğrultusunda biz ne yapacağız? İnisiyatif sunacağız demiş oluyor bu cümle. Dolayısıyla je nach dem Bedarf der Zielgruppe werden wir eine neue Initiative vorlegen demiş oluyoruz. Dilerseniz bu cümleleri arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Wirtschaftsspezialisten müssen umdenken, sonst werden die Menschen keinen Ausweg mehr finden. Die Wirtschaftsspezialisten müssen umdenken, sonst werden die Menschen keinen Ausweg mehr finden. Die Wirtschaftsspezialisten müssen umdenken, andernfalls werden die Menschen keinen Ausweg mehr finden. Die Wirtschaftsspezialisten müssen umdenken, andernfalls werden die Menschen keinen Ausweg mehr finden. Bei hoher Temperatur erfordern Heizkessel intensive Verbrennung. Bei hoher Temperatur erfordern Heizkessel intensive Verbrennung. Im Falle hoher Temperatur erfordern Heizkessel intensive Verbrennung. Im Falle hoher Temperatur erfordern Heizkessel intensive Verbrennung. Ohne regelmäßiges Deutschlernen kann man seine Sprachkenntnisse nicht verbessern. Ohne regelmäßiges Deutschlernen kann man seine Sprachkenntnisse nicht verbessern. Je nach dem Bedarf der Zielgruppe werden wir eine neue Initiative vorlegen. Je nach dem Bedarf der Zielgruppe werden wir eine neue Initiative vorlegen. Sıradaki örneğimize devam edelim arkadaşlar. Sonst ile başlayan, daha doğrusu sonst örneğiyle bir bakalım cümlemiz ne diyor? Die Schüler dürfen sich nicht verspäten, sonst ärgert sich die Lehrerin. Bakın burada iki tane refleksif fiil var. Neymiş ilki arkadaşlar? Sich verspäten, gecikmek. Sich ärgern, bu da sinirlenmek, değil mi? Ne diyor? Öğrenciler gecikmemeliler, değil mi? Çünkü oradaki dürfen ne? Bir otorite, değil mi? Geç kalmamalılar. Aksi takdirde, değil mi? Sonst ärgert sich die Lehrerin. Aksi takdirde öğretmen sinirlenir diyor, değil mi cümle? Dolayısıyla die Schüler dürfen sich nicht verspäten, sonst ärgert sich die Lehrerin. Şimdi buradaki sonst yerine ben andernfalls da diyebilirim ve diğer öğeler yerlerinde duruyor. Demek ki sonst'un yerine andernfalls'ı da getirdiğimde ne olacak? Die Schüler dürfen sich nicht verspäten, andernfalls ärgert sich die Lehrerin. Bakın burada gene her şey yerli yerinde, demek ki dururken sonst kendini nereye bıraktı? Andernfalls yapısına bıraktı. Sonst ve andernfalls demek ki neymiş? Aksi takdirde demekmiş.
Demek ki bu durumda öğrenciler gecikmemeliler. Aksi takdirde öğretmen ne yapar? Kızar demiş oluyoruz. Şimdi by plus datif yapısına bakalım arkadaşlar. Bei einem Stromausfall erzeugt der Generator Strom. Evet, Stromausfall elektrik kesintisi demek arkadaşlar. Bir elektrik kesintisinde derken bei einem Stromausfall demem gerekiyor. Bakın burada ne olmuş? Bariz bir şekilde datif olduğunu hissettiriyor değil mi yapı? Erzeugt der Generator Strom. Generatör ne yapıyor arkadaşlar? Elektrik üretiyor değil mi? Elektrik kesintisi olduğunda jeneratör elektrik üretiyor dediğimizde demek ki bei einem Stromausfall erzeugt der Generator Strom. Aynı anlam ancak bu sefer im Falle yapısıyla ele alacak olursak, bakın aynı anlam ancak burada ne oluyor? Burada genitiflik söz konusu. Bu durumda eines Stromausfalls demiş oluyorum. Im Falle eines Stromausfalls. Bakın buradaki yapıyı görüyorsunuz bariz bir şekilde değil mi? Erzeugt der Generator Strom. Bakın her şey yerli yerinde duruyor. Sadece yapı bei einem Stromausfall'dan neye dönüştü? Im Falle eines Stromausfalls yapısına dönüştü. Ve her şey yerli yerinde değil mi? Virgülden sonra cümleyi gene olağan bir şekilde devam ettiriyorum. Erzeugt der Generator Strom demiş oluyorum. Ohne plus Akkusative baktığımızda ne diyor? Ohne den Treibhauseffekt gebe es kein Leben auf der Erde. Evet, Treibhauseffekt sera gazı etkisi dediğimizde demek ki Treibhauseffekt değil mi? Demek ki sera gazı efekti olmaksızın diyecek olursak ohne değil mi? Ohne'yi getirmem gerekiyor. Bu durumda ohne den Treibhauseffekt dediğimizde demek ki sera gazı etkisi olmadan gebe es kein Leben auf der Erde, auf der Erde dünyada kein Leben hayat olmazdı demiş oluyoruz değil mi arkadaşlar? Bu durumda geben ne oldu? Gebe değil mi? Şeklinde ele alınıyor. Bu durumda demek ki sera gazı etkisi olmadan dünyada hayat olmazdı demiş oluyoruz bu cümleyle. Ve son cümlede sıra arkadaşlar. Bakın burada da je nach yapısını görüyoruz. Ne diyor cümlemiz? Die Reaktionszeiten können je nach unterstütztem Produkt variieren. Evet, ne diyor arkadaşlar burada? Reaksiyon zamanları, değil mi? Können je nach unterstütztem Produkt. Unterstützen neydi arkadaşlar? Destek demekti. Produkt bu da ürün demek arkadaşlar. Variieren çeşitlilik göstermek. Yani varyasyondan gelen bir şey bu. Bir fiil arkadaşlar bu. Variation, variieren yani çeşitlilik göstermek. Demek ki bakın burada neye dikkat ediyoruz? Burada da je nach kalıbı ne alıyor? Datiflik alıyor. Bu durumda ne olacak? Je nach unterstütztem Produkt değil mi? Demek ki desteklenen ürüne göre reaksiyon zamanları ne gösterecektir? Çeşitlilik gösterecektir demiş oluyoruz. Dilerseniz bu cümleleri arkadaşlar doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Schüler dürfen sich nicht verspäten, sonst ärgert sich die Lehrerin. Die Schüler dürfen sich nicht verspäten, sonst ärgert sich die Lehrerin. Die Schüler dürfen sich nicht verspäten, andernfalls ärgert sich die Lehrerin. Die Schüler dürfen sich nicht verspäten, andernfalls ärgert sich die Lehrerin. Bei einem Stromausfall erzeugt der Generator Strom. Bei einem Stromausfall erzeugt der Generator Strom. Im Falle eines Stromausfalls erzeugt der Generator Strom. Im Falle eines Stromausfalls erzeugt der Generator Strom. Ohne den Treibhauseffekt gäbe es kein Leben auf der Erde. Ohne den Treibhauseffekt gäbe es kein Leben auf der Erde. Die Reaktionszeiten können je nach unterstütztem Produkt variieren. Die Reaktionszeiten können je nach unterstütztem Produkt variieren.
Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde kondisyonel zetse konusunu tamamlamış olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.